Söz Ayşe Egesoy'da. Osman Tan 112 numarayla yarışan Mehtap, Erkan'la düet yapacak. Söz ve müzik Yıldız Tilbe. Seni sevdim gönülden, anlamadın dilimden. Aşkımı gam telinden çaldığında yalan mı? Tebrikler Mehtap ve Erkan. Evet, hemen sizi şöyle alayım. Mehtap, seni de alayım böyle. Fiziğin ile manken gibisin. Sesin ile bülbül gibisin. Avrupa'yı sallayan kanarya gibisin. Çayırbaşı seninle gurur duyuyor. Benim akrabalar. Hoş geldiniz. Çayırbaşı'nın akrabaları. Söz jüri üyelerimizde şimdi. Biraz... Bir kere ne olur... Hiç kimse kızmasın ve darılmasın bana ama bu programın gelmiş geçmiş en büyük sesidir Erkan. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eksikolun yani efendim. Tabii ki farklı yönden farklı güzellikleri olan insanlar belki olmuştur ama en büyük sesidir kendisi. Bir kocaman alkış istiyorum ben. Yine olağanüstüydün, yine harikaydın. İyi ki bu programı yapmışsınız Osman Tan Bey. İyi ki bu güzel çocuklarla karşı karşıya kalmışız. Çünkü sanıyorum albüm de çıkarıyorsunuz. Evet, inşallah. Ne zaman? Mayıs'ın ilk haftası albüm neler piyasada okudun? Olacak. Neler okudun, güzel şeyler okudun. Buradan sevgili Yıldız Silve'ye izliyor programı. Dün yanındaydım. Oh. Yıldız Silve'den bir parça aldık. Oh. Ona buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. O zaman süper bir albüm yapmışsınız belli yani. Mehtap'cığım harikasın hayat. Teşekkür ediyorum. Bu ne güzellik. Dekolteler, bacaklar, duruşlar. Sen ne oldu o erkek? Erkan hocam ama istifa etti az önce içeride benden. Ha bıraktı seni. O açıyor yırtmacı ben kapatıyorum. O açıyor ben kapatıyorum. Odun dedi senden bir şey olmaz dedi. İstifa ediyorum dedi. Açma sen çok. Yeni bir hoca daha buldum. Başka Almanya'dan mı? Deniz hocam. Evet o görevi devraldı şimdi. Ha başkası öğretecek şimdi. Ama hocaları çok karıştırma. Her hoca başka bir şey öğretir. Sen yine de hocalara bakma, çok açma başını. Erkan hocamın bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Yarın. Yarın mıydı? Yarın. Ha, yarın. Ben şimdiden kutlayayım, yarın göremem. Onun için. Harikasın, çok hoş bir fiziğin var. Ama işte talihsizlik Erkan gibi bir sesle söylemek tabii ki. Yani bu adamla şarkı söylemek de her kişinin harcı değildir. Daha biz yolun başındayız evladım. Bülent Ersoy herkese etolini atmıyor. Bu adama etolini attığına göre demek ki bir şeyler var. Sağ olsun o da hocamız. Eksik biraz olmasın. Şanssızlık oldu onunla okuduğun için. Ama onun dışında kendi başına okusaydın da zaten süper olurdu. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ebru Hanım. Orhan Bey. Gayet güzel bir düetti. Erkan'ı da özlemişiz bu arada. Berhudar ol Erkan. Sağ ol, var ol. Çok sağ olun efendim. İyi ki geldin. Mehtap yine bütün sevimliliği ve kendine haslığıyla böyle bütün görkemiyle karşımızda. Yani gayet iyi yorumladı. Birer kuble paylaşmışsınız. Yani dilim dilim değil de bütün bütün oldu.
diyetiniz. Ayrıca gayet güzel yaptınız. Tebrik ediyorum. Gayet iyiydi, çok iyiydi. Teşekkürler Orhan Bey. Bülent Hanım. Hoştu seslerin uyumu. Dört sesin oktavı mı çaldınız? Ne yaptınız? Oktava mı çıktı? Bir sesin oktavı mı? Hocam ben uyumak zorundayım. Bana yani ne verildiyse evet. Ben onu okumak zorundayım. Ona uyuyorum. Anladım. Ama tonlar uygundu. Uygun geldi. Ve tatlıydı. Efendim, hoştu. Teşekkürler Bülent Hanım. Armağancığım. Şarkının sözlerini kim yanlış ezberledi? Erkan mı sen mi? Onun hiçbir günahı yok. Biraz orada anlaşılmazlık oldu. Benim hatamdı. Senin hatan? Evet, benim hatamdı. Seninki mi doğru? Yani Mehtap... Evet, Mehtap Hanım'ın okudukları doğruydu. O da bir cümlesinde oyuncağın olacaktı. Orada karıştırdık sözü. Ne olacaktı? Oyuncağın olacaktı. Orada karıştırdık, evet. Değil mi? Sen bir şey dedin, o bir şey dedi. Bir de düet yapıyorsunuz, bambaşka sesler çıkıyor. Abuk subuk bir şey oldu. Sen niye peki... Erkan'ı dönüp arkanda bırakıp öyle aldın başını gidiyorsun. Ben Erkan da gelecek zannettim Erkan beraber. Sen çağırmayınca Erkan nereden bilsin hissi kalben vuku? İnsan elini tutar o zaman. Sen gideceksin, Erkan peşinden gelecek, öyle mi yani? Çocuk gelmiş burada, senin misafirin değil mi? Öyle arkada bırakılıp höydüdü diye gidilir mi? Başta tuttum Armağan Bey. Ha, bir kere tuttun yeter, arkanda kalabilir. Vokalin yok, mi o hayır, senin? Hayır, beraber gidecektik zaten. Vokalin mi o senin? Değil, beraber değil. Gidecektik zaten. O zaman sen öne çıkarken sen onu tutacaksın, beraber çıkacaksın. Vokal yapmaya gelmedi ki çocuk buraya sana. Ben hiç hayatımda düet yapmadım. İlk defa bu gece yapıyorum. Bilmiyorum Armağan Bey. Vallahi. Yeni öğrendim. Ha. Zaten ötekiler hep düet kaset yaptılar. Hayret, öteki yarışmacıların düet kasetleri vardı. Yani bütün yarışmacılar biliyor düet yapmayı. Sen ilk defa yaptın, öyle mi? Senin gibi hiçbirisi yapmamıştır eminim. Azer Bülbül'le hiç düet yapmadınız mı? İnşallah yapmak istiyorum. Hayır, sahnede yaptık sahne... beraber. Evet, yaptık. Evet. Ya. Ama Azer Bülbül'le olur. Hı. Oluyor, İkisi çok güzel oluyor Armağan Bey, evet. Artık o sahne sallanıyordur, değil mi? Böyle? Çok güzel oluyor ikimizin düeti, gerçekten. Değil mi? Evet. Yok, en çok kim sallayacak kafayı? Haydi. O sallıyor daha çok. Senden daha çok. Süper. Peki, puanları da alalım o zaman. 10 geldi Ebru Gündeş'ten. Bir kere Erkan olduğu için her şeyden evvel 10 ya. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de 10 veriyorum. 10 Orhan Gencebay'dan. 10. 10 da Bülent Ersoy'dan ve bakalım Armağan Çağlayan ne diyecek? 10. 10 da Armağan Çağlayan'dan. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben değerli jürilerimizi gerçekten çok özledim. Onları öpebilir miyim? Tabii ki. İzninizle. Çok tabii teşekkür. Ki. Benim için bir mahsur yok. İstediğin kadar öpebilirsin jürimizi. Mayıs ayının ilk haftasında zannediyorum Şahin Özel çıkartacak Erkan'ın planı. Ben de dört gözle bekliyorum. İnşallah albümüyle beraber burada ağırlayacağız kendisini. Ve belki bir sürpriz daha yapabiliriz. Vaktimiz iyi giderse Erkan'dan bir şarkı daha ilerleyen dakikalarda alabiliriz. Mehtap, sen bu arada aday numaranı söyleyebilir misin? Efendim, aday numaram 112. Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Ankara'nın desteğini bekliyorum. Karadeniz Artvin Opa'daki akrabalarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Tüm Türkiye'ye. Van Çaldıran'da seyredenler varmış, Ağrı Patlos'ta, Ardahan'da, bütün Avşarlara, akrabalarıma. Evet, tüm Türkiye'ye desteklerinizi bekliyorum. Geçen hafta burada 4. olmuştum. Kendime hala gelemedim, hala destekleriniz. Bu hafta biraz lütfen fazla gönderin SMS'leri. Kurtarın ne olursunuz beni bu gece. 1. olmak istiyorum yani. Kurtarın onu, 1. olmak. Onun kurtulması 1. olmak yani. Öyle görüyor kurtulmayı. Ayrıca Erkan'a da teşekkür ediyorum. Ne hırs değil mi Osman'tan? Efendim? Ne hırs? Evet yani. Birinci. Hani burada bu haftada kalayım değil. Beni kurtarın, 1. olayım. Ne hırslısın? Çok istiyorum Armağan Bey, o yüzden. Ne istiyorsun? 1. olayım. Evet, o zaman herkes istiyor. Evet. Herkes istiyor. Bütün yarışmacılar istiyor. Yani yarışmayı da kazanayım istiyorum, açıkta söylüyorum yani. herkes kazanayım istiyor. Bir evet, tek sen, işte ben daha çok istiyorum. Bir tuhaf istiyorum yani. Ne olacak kazancanda?
Yani şimdi gidersem Ankara'ya bak hele Mehtap'a geldi de birinci olamadı. Tüh demesinler gidince tekrar. E niye? Şimdiye yani kadar çalıştığın paranın 2 mislini, 3 mislini çalışacaksın. Daha ne istiyorsun? Alırım da şimdi orada diğer solist arkadaşlar falan beni kaynatırlar. Aa, bak gittin de 2., 3. oldun yani. Ya sen artık solist olursun değil mi? Yani o yüzden. Ya evet olur yani herhalde. Değil mi? Peki. Ben son bir şey söyleyebilir miyim Osman Tan Bey? Buradan sayın yönetmenim Murat Sakaryalı'ya sevgilerimi gönderiyorum ve Serkan Kaya'ya da sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten çok büyük emekleri var benim üzerimde. İnşallah dört gözle bekliyoruz. Mehtap abi Osman Tan Bey, efendim? Bir şey daha söyleyeceğim. Benim babam geldi. Nerede? Evet, babam orada. Geldi mi baba? Baba bir ayağa kalkar mısın? Nerede baba? Babam orada, evet. Hangisi? Baba bir ayağa kalk. Babam. Gelir misiniz sizi bir... Çok merak edenler var. Böyle alalım. Yok gelmeyeceksiniz. Gelmez misiniz? Annem buraya? De televizyondan seyrediyor. Annen gelmez artık herhalde. O daha sonra bir hazırlıklı kalabalık bir şekilde gelir. Babam geldiğine göre. Hayır ne bileyim baban geldiği zaman annen gelmeyecekmiş kızıyordu falan. Gelmiyor işte o yüzden görünüyor. Aynı anda gelmiyorlar. Aynı anda gelmiyorlar. Evet, evet. Çayır başından benim amca çocuklarım falan hepsi buradalar. Çayır başlar. Ayrıca Sarıyer Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet. Çayır başında. Peki. Belki ikinci şarkıda ikna ederiz. Mehtap az sonra ikinci şarkısıyla beraber olacak bizlerle. Aday numarası 112. Her ikinize teşekkür de çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.